İstatistik işlerinin ivedilikle mali müşavirlerin üzerinden alınması gerekmektedir. Meslektaşlarımız Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde bir departman oluşturulmasını ve mali müşavirlerin sorunları ile özel olarak ilgilenilmesi gerektiğini tarafımıza bildirmişlerdir. Diğer birçok talepte olduğu gibi meslek mensupları bu noktada da haklı durumdadırlar. Meslek mensuplarının yaşadığı sıkıntıları direkt olarak ilgili kuruma aktarması zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Mali müşavirler ücret tarifelerini hakkaniyetli bir şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedirler. Bu değerlendirme yeniden yapıldıktan sonra tarifenin altında ve üstünde ücret tahsiline geçit de verilmemelidir. Yükselen enflasyon sonucu kırılan fiyat algısının mesleğin geleceğini etkilemesine müsaade edilmemelidir. Ruhsatını kiralayan veya ruhsatsız iş yapanlarla kararlılıkla mücadele edilmelidir. Temmuz ayında uygulanan mali tatil uygulaması sözde kalmamalı. Mali müşavir meslektaşlarımız mali tatilde gerçek anlamda dinlenebilmelidirler. Özellikle mali müşavirlerimiz ve istihdam ettikleri personelleri hafta sonu, bayram tatili demeden yıl içerisinde birçok tatil gününden faydalanamamaları gerçekten sıkıntılı bir durumdur. Bu sebepten gerçek bir mali tatili mali müşavirlerimize borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu vesileyle meslektaşlarımızın sorunlarının halının altına süpürmekten vazgeçilmesini diliyor. Yeşil pasaport hususunda mali müşavirlerimizin bu haktan faydalanması gerektiğini düşünüyor ve bir an önce iktidarı mali Sayın Bilici lütfen tamamlayın. Ve bir an önce iktidarı mali müşavirlerimizin sorunlarına gerçek anlamda eğilmeye davet ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Bilici. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 92 sıra sayılı maden kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin çerçeve 10. maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 5627 sayılı enerji verimliliği kanununun 8. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde geçen kriterler ibaresinin ölçütler biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Müzeyyen Şevkin Adana Milletvekili, Naiçiler Kocaeli Milletvekili, Talat Dinçer Mersin Milletvekili, Türker Ateş Bolu Milletvekili, Veli Ağbaba Malatya Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya söz veriyorum. Sayın Ağbaba buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekiller, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Malum dün 1 Mayıs'ı değerli arkadaşlar, şu fotoğrafı sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Bu utanç fotoğrafı sadece AKP'yi Türkiye'ye rezil etmekte kalmadı. Türkiye'deki demokrasinin ölçüsü ne olduğunda tüm Türkiye'ye gösterdi. Türkiye'yi değil ama dünyaya AKP kendini kendi eliyle rezil etmiş durumda. Değerli arkadaşlar, bu utanç duvarı deyince akla doğal mayayla batal mayayı ayıran utanç duvarı akla geliyordu. Ama bugün milletle Taksim'i ayıran, işçiyle emekçiyle Taksim'i ayıran duvar anlamına geliyor. Allah aşkına şuraya bakar mısınız? Her cepte bir tane TOMA, onlarca polis seye dizilmiş ve milletle bu sarnıçta emekçiler ayırmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar, bu sarnıcı Bizans İmparatoru Teodos yapmış, su depolamak ve İstanbul'un su ihtiyaçlarını gidermek için. Şimdi ne için kullanılıyor Allah aşkına bir bakın. Hakikaten bu şeytanın aklına gelmezdi. Bu durum şeytanın aklına gelmezdi. Sanki şehri düşmandan koruyorlarmış gibi tomalarla, polislerle kenti kuşatmış durumda. Türkiye'deki demokrasinin geldiği hal bu. Şimdi bir daha fotoğraf daha var değerli arkadaşlar. Bu fotoğrafa siz yabancı değilsiniz AK Parti milletvekilleri olarak. Çünkü israf ve şatafat sizin yaşam biçiminiz olmuş durumda. Değerli arkadaşlar, şimdi 16 milyon emeklinin 10 bin lira maaş aldığı bir ülkede binlerce asgari ücretlinin geçinmekte zorlandığı, beslenmekte zorlandığı bir dönemde Diyanet İşleri Başkanı'nın binmiş olduğu araca bakın değerli arkadaşlar.
Binmiş olduğu araca bakın. Bakın tam da bu arada Mehmet Şimşek tasarruf genelgesi yayınlıyor. Tasarruf genelgesi yayınlıyor. Mehmet Şimşek kim tasarruf edecek? Fakir fukara mı? Hiç uzağa gitme. Genelge yayınlayacağına Diyanet İşleri Başkanlığı alo de, 6 tane makam aracına binmesin. Bir tane makam aracına binsin. Ayrıca biliyorsunuz AK Parti Sayın Erbaş yerli ve milli. Ya yerli ve milliysen TOG'a binsene. TOG'a niye binmiyorsun? TOG'a niye binmiyorsun? Ayağın mı kirlenir? Ne olur? Ne özelliğin var senin? Değerli arkadaşlar, bakın bu aracın bir günlük kirası 25.000 TL. Yani bir emekli 2,5 aylık maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Bir asgari ücretli 1,5 maaşıyla 1 aylık bu arabaya binebiliyor. Ya insanda vicdan olur, ahlak olur. Başka değerli arkadaşlar, Allah bunları ıslah etsin. Allah bunlara vicdan versin. AK Parti iktidarı şatafet ve israf iktidarı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı yapar da bizim meclis başkanı geride kalır mı? Ne yazıyor? Gündüz seyranlık, gecesi gerdanlık, medeniyetler beşiği, kadim şehrimiz Mardin'deyiz. Özel uçak. Ama tasarruf yapıyor. Ne yapıyor? Mardin'e özel uçakla gidiyor beyefendi. Anıtkabir'e otobüste gidiyor. Anıtkabir otobüse gidiyor. Ama otobüste giderken arkada koruma araçları, makam araçları eşlik etmeye devam ediyor. Güler misin, ağlar mısın değerli arkadaşlar? Güler misin, ağlar mısın şu halimize bak. Şu memleketin düştüğü hale bak. Hala tasarruf var diyorlar. Hala milletle alay ediyorlar. Tasarruf nerede tasarruf? Fakire, fukaraya verilen maaşta tasarruf. Bakın dünyanın en çok makam aracına sahip ülkeyiz. Hala o konumuzu korumaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir başka mesele de biliyorsunuz Malatya, Adıyaman'ın en önemli geçim kaynağı tütün. Adıyaman'daki seçim sonuçlarını biliyorsunuz. Abdurrahman Tutter arkadaşımız seçimleri kazandı. Şimdi hemen seçimden sonra, seçimden önce hiçbir işlem yapmayan iktidar tütünlere yasak koymaya, bekleme merkezlerinde, kargolarda, araçlardaki tütünleri toplamaya başladı. Ya neyin intikamını kimden alıyorsunuz? Malatya'nın intikamını mı, Adıyaman'ın intikamını kimden almaya çalışıyorsunuz? İki şehrimizi de deprem vurmuş, yerle bir etmiş Adıyamanlı çiftçiyi de, Malatya Doğanşehir'li çiftçiyi de ayakta tutan tek şey tütün. Ama onu da yasaklıyorsunuz. Ya siz hani Amerikan kaçtınız ya. Eğer samimiyseniz Amerikan tütününe yasak koyun. Johnny'ye evet, Abuzer'e hayır. Bunu yüzünüze vurmaya devam edeceğim. O Adıyamanlı fakir fukaranın, Malatyalı fakir fukaranın, çiftçinin elleri sizin yakanızda. Bu yüzünüzü, bu yaptıklarınızı Türkiye'ye duyurmaya devam edeceğiz. Sayın Ağbaba lütfen tamamlayın. Adıyamanlılar da bilsinler ki Abdurrahman Tutter'e belediye başkanı oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi grup başta olmak üzere Veli Ağbaba Adıyaman milletvekili yapmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, bir başka konu. Hakikaten deprem döneminde yapılmış büyük bir ayıp. Eşya yardımı diye bir şey var. 6 Şubat depreminden sonra Süleyman Soylu ağır hasarlı binalar ve iş yerlerine girmeyin, eşya yardımı yapacağız dedi. Ve insanlar o depremin acı günlerinde vergi dairelerine uzunca kuyruklara girerek, sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girerek eşya yardımıyla ilgili beyanda bulundular. İş yerleri için 9.000 Malatya dosya sayısı, konutlar için 64.000. Tek bir kişiye bir tane eşya yardımı yapılabilmiş değil. Madem ödeme yapmayacaktınız, bu insanlara niye dalga geçtiniz? Hala tekrar söylüyorum, bir tane Malatyalı'ya bir tek eşya yardımı yapılabilmiş değil. Bir deprem vurdu, bir de AK Parti'nin teşekkür ediyorum Sayın Ağbaba. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun.